Penaltı noktasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. TV 8 ekranlarında yepyeni programda karşınızdayız. Sevgili Fırat Aydınus'la birlikte her hafta sizlerle geçmiş bıraktığımız haftayı değerlendireceğiz. Tartışma pozisyonları konuşacağız. Medyadan yansıyanları paylaşacağız. Maçlara dair ilginç detayları, perde arkasında kalanları paylaşacağız. Sevgili Fırat Aydınus hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Tanırlı sen de bizim ailemizde hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Seninle sahalardan sonra bu ekranlarda da olmak benim için mutluluk verici. Benim için de e, çok mutlu, şeref verici. Seninle olmak. Zaten biz, e, ben hakemken de sen hakemken de hem maçlar itibariyle beraberliğimiz. Sonra sen basın tarafına geçtiğinde yine münasebetimiz, konuşmamız her zaman e, bu paralelde, hakemlik futbol paralelinde çok iyiydi. O konuştuklarımızın işte e, yansımaları... Sanırım burada olur diye ümit ediyorum. Bu arada penaltı noktası senin fikrin mi? Valla penaltı noktası e, bir aydır herhalde aradığımız bir ismin <laughs> son dakikada tekrar çok yazı tırayla belli olmuş hali. Penaltı penaltı açık göz da <laughs> evet. katkılarıyla. Ha, katkılar derken çok e, katkılar var. Katkılar derken e, hem programın şu arkadaki fonun hazırlanması itibariyle. yani 24 saatte yaptı arkadaşlar. Tüm emeği geçen arkadaşlara işte Barış'a, grafikte de, Özcan'a, Derya Hanım'a, burada Erdi, diğer arkadaşlar isimler e, olduğunuz çok teşekkürler. Yani çok güzel, güzel bir hepsine. ambiyans, bir güzellik yaratmışlar. Kesinlikle. Harika. Çünkü sabaha kadar e, istişare içerisindeydik. Uyumadılar şunu yapmak için. <laughs> hepsine teker teker teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. sağlık. Tabii şey de var. E, Aleyna Hanım, Merve Hanım onların da katkıları ee, burada vardır muhakkak. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet, bu güzel düşünceler için de biz sana teşekkür ederiz. Herkesin hakkını yayının en başa teslim ettiğin için. Yo, yani, kaçırdıklarımız vardır. İsmen. onlar kusura bakmasın. Onları da e, sen öğrenin, söylersin. Zaten. Peki <laughs> Malum, e, öyle bir haftaya denk geldik ki derbi, derbi geride bıraktık. Fenerbahçe-Galatasaray, Dünya Kupası sonrası bayağı e, gergin bir giriş oldu Süper Lig'e. Üstüne derbi ...maçının denk gelmiş olması. Derbeye gelene kadar olan süreçte... ...bütün maçlarda yaşanan kritik hakem hatalarından dolayı... ...medyada gerek kulüpler tarafında pek çok tepki oldu. Bunların MHK ve federasyon tarafına yansımaları da merakla bekleniyordu. Fakat bunların hepsinin dışında en basit şuradan başlayacağım. Biliyorsun VAR kadrosu açıldı. VAR kadrosu dışında hiçbir hakeme var odasına göre verilmiyordu. Ne zaman ki Sivas Galatasaray maçı yaşandı, ertesi haftasında derbi maçı oldu. Derbiye geldiğimiz süreçte de dört büyüklerin maçına, Başakşehir'in maçına, Başakşehir Adana Demir maçına avarlar aynı ifa protokolündeki gibi kadro olarak girdi ve dolayısıyla aslında var odasında bir offside ile ilgili birisinin ifabın öngördüğü şekilde olması gerekli ortaya çıktı. Bunu niye diyorum? Şöyle bağlayacağım sevgili Fırat hocam konuyu sezon başından beri Federasyonumuzun aldığı bazı kararlar var ve bunlardan da zaman içerisinde dönüş kararları var. Onlar neler? Haftanın manşeti Federasyonun U dönüşleri diye attık. E, bir onun üzerinden yorumlarını almaya başlayalım. U dönüşü yapmadan veriyoruz. Evet, U dönüşü yapmadan veriyoruz. Tamam. İşin futbol kanadı var, hakemlik tarafı var ama tabii e, aslında önce şunu söyleyeyim federasyon geldiğinden beri hep hakemlikle ilgili bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama ben bir futbol sever olarak, futbolun içinden biri olarak futbolumuzun tribünüyle, ceza sistemiyle, e, işte kalitesiyle ön plana çıkacak adımlar bekliyorum. Ama bak burada 9 madde var. Evet. 9 maddenin 7'si hakemlikle ilgili. Ya şu anda zaten baktığında faal olarak bir merkez hakem kurulu ve başkanı anlamında bu ve bu, buna benzer konularda açıklama yapması gerekirken veyahut aydınlatması gerekirken bu rolü federasyon ve federasyon başkanının üstüne alması dolayısıyla gerek alınan bu kararlar gerekse de U dönüşlerinde onun yapmasına vesile oluyor. Yani bir MHK var ama MHK ile ilgili kararlar geri dönüşlerin merci federasyon başkanı olarak günden güne şahit olduğumuz basında, kamuoyunda e, şu anda Merkez Erkem Kurulu'nun inan kamuoyunda başkanın ismini ki eski dönemlere göre diyorsun. Baktığımızda tabii bilenin hani o eski dönemlere göre oranının çok olduğunu zannetmiyorum. Özne çok değişti. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve bu U dönüşlerinde hepsinin nedenleri muhakkak ...detaylandırırız ama... az olan şu... ...sen de söyleyeceksin... ...alt yapısı olmadan... ...altı doldurulmadan... ...o an... ...belki kulaktan duyarak... ...belki... E, ...nasıl söyleyeyim... ...hakemlik kanadından... ...şu daha iyi olur diyerek... ...şöyle yaparsak iyi olur diyerek... E, ...belli bir... E, ...öngörüsüz... ...öngörüsü olmadan alınmış kararlar. Kesinlikle. Hani deve yolda düzelir yani. Kervan yolda düzelir ama tabi burada şöyle ve bir şey de var. Bunların hepsi U dönüşü yaparak aslında düzelmedi. Tabi düzelmedi. Yeni sorunlar yarattı. Yeni sorunlardan dönüş yapıldı. Aynen. Burada şunu söyleyeyim Fırat Hocam. Şimdi mesela var kadrosu. 12 kişiyle var kadrosu yola çıkıldı. Her hafta TFF 1. Lig ve Süper Lig'de 36 hakeme ihtiyaç varken bu yapıldı. Bu kez ne oldu pek çok hakem bir haftada 2 3 maça çıktı. Kulüplerle akrabalık oldu bir nevi. Bu da tepki yarattı. E yabancı hakem gündeme geldi, vazgeçildi. Dediğin olay çok doğru. Öngörüsü ve analizi yapılmadan, dünyada benzeri olmadan ne yazık ki. Hiçbir ülkenin uygulamadığı şeyleri biz birdenbire uygulamaya kalktık. Kurumsallık adı altında bunları yapmaya Örnekleri kalktık. Örnekleri de yoktu. Hiç yani çok. diğer bir ülkelerde ya yani şunun bir örneği var dediğimiz bir uygulama hiç biri hani yok. Bir ton var ya ben aldığımız Yani neye dayanarak alınıyor? Nasıl bir yani tahayyül edememezdik. Evet. Düşünemezdik. Ben anlamıyorum. ve bunları yaşamak zorunda kalıyoruz. İşte var kadrosu gibi, rezervlik gibi alındı. Hani rezervlik mesela, de öyle. Bak şunu düşünemiyorsan o rezervlikte başlangıçta oynayan çocukların o hevesleri. Tabii o ki. futbolcuların yani buradaki amaç A takımların o rezervliklerde işte bulunan futbolcuların şey pişmesi, hazırlanması gibi kadro dışı kalanlar, kalmayanlar e, itibariyle. Peki onların haricinde kalan bu rezervlikte o hevesle, o iştahla e, lige başlayıp şimdi o çocukların bir anda önlerinin kesilmesi. Tabii. Yani şunun demek hiçbir yani geleceğe dair düşünülmeden, altyapısı olmadan nereye varacağını bilmeden alınmış bir karar. Avrupa'ya bakılsa Almanya gibi ülke bile vazgeçmişken Almanya gibi bir ülke bile vazgeçmişken bizim uygulamaya çalışmamız da zaten enteresan. Yani biraz popülist yaklaşımlar sıkıntıya götürdü bizi. Hem bu anlamda hem hakemlik konusunda işte Riva'daki gözlemci olayı da benzer şekilde oldu. Şimdi eve döndü tekrar. Aslında aynı Şampiyonlar Ligi'ndeki yapıya döndü. Yani biz burada Riva'ya kapatıp e, hakeme yeni bir gözlemci atamıştık. Onu da tekrar neyse ki normal e, fabrika ayarına döndürdük. E, yapay zeka sistemi atamalar onları konuşacağız zaten. Deplasman yasağı en yani futbolun en güzel ÖSS'e evet, seyirci. Bunu hala tribüne getiremiyoruz. Ee, ama dünkü sanırım... Getiremeyiz tabii. Yani çünkü önlemini alamıyoruz. Nasıl ne, ne yapacağız? Yani geldiği zaman olabilecekler sonrası, öncesi yani emniyet anlamında hani bunları hani bir şey vardır yani ya, yani, şunlar şunlar olacağına hiç olmasın deyip silip atılır yani. Evet. yani. Deplasman yasayla ilgili verilen kararda bunun benzeri. Yani bak şu şu olabilir ama şurada ne yapabiliriz? Bunun önünü alabilir miyiz? Gelenler, gidenler ama tribünde seyirci atlar olay olur, o olur, bu olur derken geçmişe ya döndüğümüzde Biz 90'lara, 80'lere döndüğümüzde ya iç içe oturuluyordu. Yarı yarıydı. Yarı Çok yarıya, keyifliydi. Yarıya, i̇ç içeydi. Yarı yarı, iç içe Beşiktaş Galatasaray derbisi bilir büyüklerimiz iç içe seyrediliyordu. Sonra yarı yarıya olayı, sonra tek tribün olayı derken stat tüşene kadar gitti. <laughs> buraya kadar geldi. Şimdi tekrardan başlayacaklar. Başlamak zorundalar. Hani futbolun güzelliği bu. Sen dersin ki bizim kültürümüz, bizim sosyoekonomik kültürümüz bizim işte futbola bakış açımız buna müsaade etmiyor. Bu bir çözüm değil bu yasağı koymak için. Bir sebep de değil. Tabii ki kesinlikle sebep de değil. Bir de şu var. Mesela Avrupa'da Premier Lig'de, Bundesliga'da bakıyorsun. Seyircilere Deplasman serisine ayrılan yer de futbola dair çok keyifli. Yani kalenin arkasında, stada sahaya yakın. Bizde bir de hani stadyumun en tepesinde, en uçta zaten maçın içine ortak olamayacak seviyede kalıyor ne yazık ki bir de. Avrupa'da bunun örnekleri çok daha farklı. Daha güzel lokasyonlarda, stad içinde. Kesinlikle. Çok daha maçın içinde olabilecek şekilde. Ama o fair play'i o otorite sağlıyor. Oraya gelen seyirci otoriteden korkuyor. Yani sen de gittin, ben de gittim. Ben mesela... Arsenal Blackburn maçını seyretmiştik, 2007 yılıydı, Tugay e, hoca oynuyordu o zaman Blackburn'da. E, Londra'ya gittiğimizde eğitim için gitmiştik biz, 5 FIFA hakemi. O da denk geldi, Emirates'te işte. Bir yer bize verdiler, yani Blackburn taraftarı olarak gittik. Evet. Koskoca Emirates'te, yani bir avucun kadar bir taraftar o kocaman yerde. Bak ne çevremizi polis sarmış. Ne demirler konmuş. Önümüzde Arsenal'la, arkamızda Arsenal. Sağımız Arsenal taraftarı, solumuz Arsenal taraftarı. Ve biz orada rahatça o maçı Blackburn taraftarı seyretti. Ve dediğin gibi e, çok sahaya yakın en güzel yerlerden de biriydi. Evet, kesinlikle. Yani en üstte koyup dediğin gibi o fileler, demirler çekilmiyor yani. Aa, gelebilir miyiz o noktaya? Yani zor, çok zor, çok zor geliriz. Şimdi bunlar niye kırmızı? 8. ve 9. madde. Bunlar da... Geçtik mi ilk 7 maddeyi? İlk 7 maddeye geçmedik. Heh. Daha Sana, devam ediyoruz. Yani, renk üzerinden gidiyoruz. Renk üzerinden Sordum. gidiyoruz. Tamam hadi bakalım. Niye kırmızı yazdık acaba diye izleyeceğimiz merak eden. Ben bunlar ettim. da birkaç hafta sonra TFF'nin U dönüşü listesinde girebilecek noktalardan biri. Bunu niye söylüyorum sevgili hocam? Şimdi avar süre tutacak. Dünya Kupası'nda gruplarda 10 hakem vardı maçlarda. Ee, turlardan itibaren, ikinci turdan itibaren 11 hakeme çıktı. Var odası ben gazete yazdığımda Sarıyer Beşiktaş minibüs hattı gibi yazmıştım. Hı. Ayakta duran var hakemleri var, oturanlar var var, normal var, görevi yapan var. Hizmet edeni var. Hizmet edeni <laughs> var, evet. <laughs> Burada dikkat çekici nokta ne biliyor musun? sivas Galatasaray maçının kayıtları açıklandı ya, var kayıtları. Erkan'ın bir cümlesi dikkatini çekti mi? O cümleyi söylemeyeyim. Gol olduktan sonra <laughs> o cümle Gol <laughs> olduktan sonra çok dikkatimi çekti yani. <laughs> Bak bütün o sırada kriz var. Kriz anını çözmeye çalışıyorlar. Birden bu avar süre tutacak empoze edildi ya. Bütün kritik pozisyonu bıraktı. Bülent ben zamanı da kaçırdım zamanı tut dedi. Evet Bak, o en son. En sona doğru işte Şöyle biliyor musun? Orada aslında krizi çöz. İfat ne diyor? Sürenin önemi yok. Yeter ki doğruyu bul. Ama işin daha ilginç tarafı var. Bülent birinci oldu da hem pozisyonda yorumu yapıyor, hem durduruyor, hem başlatıyor. Bir evet. süreyi tutmuş o evet, anda. Işte. Tek başına yani var, mi? götürür o odayı yani. <laughs> Kesin götürür. <laughs> yani bu da ekstra gerçekten Dünya Kupası'ndaki zamanlar düşünülerek onu da önümüzdeki hafta hazırlayacağım. Sürelerin aslında bizdeki etkisi nasıl oldu? 3-4 haftalık veri biriksin diye bekliyorum. Evet. Önümüzdeki hafta onu da getireceğim. Güzel olur. Aynı şekilde kulüpler hakem raporu yazacak. Bu Avrupa'da nasıl biliyor musun? Biliyorsundur muhtemelen de Almanya'da, İngiltere'de Kurulların gözlemci gönderemediği, alt, alt liglerde U12, U13, U15, U16 gibi liglerde kulüplere form doldurturuyorlar hakemle ilgili. Hı hı. Çünkü onlardaki bakış daha objektif. Diyorlar ki biz zaten buraya çok sayıda gözlemci kanalize edemiyoruz, e, maçlardan da sizden hakem hakkında yorum istiyoruz. Şimdi biz kimden istiyoruz federasyon olarak süperlik e, maçlarındaki, süperlikten istiyoruz? İki tane gözlemci var, biri statta biri evde. 4 temsilci var, 50 milyon kamuoyu var, e, MHK var, takımların kendi yöneticileri var, herkes var. Herkesin göz önünde olan bir maça biz diyoruz ki sen kulüp olarak sen de raporda olur. Aynı zamanda üniversiteyle anlaşmalı bir üniversiteden de isteniyor. Evet. E, 100 tane öğrenci, üniversite öğrencisinden de isteniyor. Evet. Yanlış Onlara da pozisyonlar yanlış gönderiliyor, olsun. doğru hatırlattın. Peki evet. bu kulüplerde bu görevi kim yapıyor? Güzel soru. Çok güzel nokta hatırlattın. Diyor ki hakemin oyuncularla diyaloğu, vücut dili yani bunu hakemlik tekniğine sahip kişilerin değerlendirebileceği noktaları kulüpte bir yetkilden istiyoruz. O şu anda sadece İstanbul Spor'da var Serkan Çınar eski hakem arkadaşımız uh -huh. süperlikte Lig'de hakemlik yaptı. O zaten bu işi TFF birden beri yapıyor. Kulüpte fahri olarak ve objektif olarak yapıyor. Örnek raporlarını gördüm. Ama başka yok dediğim gibi en doğru soru bu aslında. Bunu bir kulüpte hakemlik tekniğini yorumlayabilecek kim var da bu raporu yazacak? Dolayısıyla bu yüzden sen 9. madde kırmızı dedin. Bu da çıkmaz sokak. Dönüşü dönüşü olması, yani olması gerekir. Olması Popülizmi muhtemelen. bırakıp dün Sayın Başkan, Federasyon Başkanı Antalya'daki seminerde işte futbol akademisi, hakem akademisi hepsinden bahsetti. Daha somut. Popülizm popülizm içermeyen çözümcül noktaları dönmeliz lazım. Somut. Somut, lazım. aynen. Somut, somut. lazım. Som ya yani, tamam güzel. Hakemlik için adım... ama bak şunu hatırlatmak gerekiyor. Bunu yaparken de gerçekten sen Merkez Erken içerisinde yeterli kişiyi bu adımlar atacak, bu bilgilere sahip, bu dönemlere sahip yeterli kişileri bulmasan da yine bir camianın içerisinden bu bilgiyi yönlendirebilecek, fikir terkisi yapabileceğin insanlar var. Evet, tabii ki. Var. Kesinlikle. Bunları kararını alırken nasıl kulaktan duyulun aldın bir hani dediğim gibi altyapı olmadan aldın ettin danıştın kişiler merkez içerisinden oldu çünkü sadece bunların düzeltilmesi iyileştirmesi anlamında daha geniş kapsamlı yani bu kulüplerin hakem üzerine rapor yazması işte üniversite öğrencilerine yollaman gibi geniş çaplı bu gibi durumları yapmaktansa şunların sen hakim camiası içerisinde fikir teyakkisi, beyin fırtınası yaratarak birçok kişiyle bu feedbackleri alarak da bir sonuçlara varabilirsin. Ve o dönüşleri yapmayabilirsin. Kesinlikle kurumsal e, yani tırnak içinde kurumsallık adına sadece çevrenizdeki danışmanlarla değil belki çalıştay gibi faaliyetlerle bunlar evet. çok daha güzel fikir alışverişleri yapabiliriz. Şimdi eğitim danışman danışmanı e, Oğuz Hoca geliyormuş. Hakem Akademisi kurulacak Hak Oğuz akademisi. Hoca gelecek. Yani, yani Bunu mesela kurarken... Kaç kişiden oluşuyor bunu gitmesin. Kaç kişiden oluşuyor efendime söyleyeyim e, hangi konular üzerinde o konularda gerçekten bu işin profesyonelce yapabilecek içeriden dışarıdan. Yani bunun oluşturması yoksa oraya Oğuz Hoca'yı getir hadi sen akademisyen başına geldin. Hani biz bunları istiyoruz bunları yapacaksın demek demekle olmaz. 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 Evet. Yani bunun desteğini vermek zorundasın. Bu durumları yaşamamak için. Yaşamamak için. Evet bu bölümü geçiyoruz hocam. Genel bir değerlendirme yaptık. E şöyle Şimdi, söyleyeyim şöyle rezervlikte var kadrosu 12 kişi. Yabancı geri döndü zaten. Yabancı hakimden geri döndü 12 kişi. Bu arada kişi. şunu hatırlatalım var kadrosu demişken Abdülkadir Bitiken'le Mete Kalkavan döndü. Evet, o Yardımcılar var görev almaya kadrosunda başladı. Bir şey söyleyeceğim yani bir kere değil yani mesela bir gidiş vardı bir U yaptılar. Gelirken bir U'ya yaptılar yani <laughs> o bir yol üzerinde 4-5 defa U yaptılar yani. <laughs> <laughs> Artık o VAR kadrosundan ne kadar uy yapılacaksa yapılmış. Yapılmıştır. E şimdi 12 kişi. Bak yardımcıları koy. Şunu söylüyorum ya sen inanıyorsan yani bu nerede var? Şu var mı abi? Sahadakiyle var kadrosundaki ayrı kadroları ayrı olan bir ülke var mı? Türkiye dışında yok. Yani sen niye elinde sertifikaya sahip bu insanlar e, hem teorik eğitimlerini almışlar ki ben de yani Allah şeyde Antalya'da aldık. Pratiğe dökmüşler kaç yıl e, var hakimliği yapmışlar. Yani neden sen kullanmazsın ki evet. bunu? Yani neden kullanmazsın? Yani çok bir örnek vereceğim. Yani sen 4 haftadır, mesela 4 haftadır Yaşar Kemal Uğurlu'yu cezaya soktun, kullanmıyorsun. Kabul, sağdaki bir şey. Ama sen bu insanın 4 hafta maç vermeyeceksin. Büyük bir tane kupada verecekler. E bu süreçte Yaşar Kemal'den veya işte Ahmet'ten, Mehmet'ten niye yararlanmıyorsun? Niye yararlanmıyorsun? 12 kişilik kadro. Tabii ki, tabii ki. Doğru. Şimdi bilmiyorum içerimizde var mı? Yani bu yüzden bak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon maçlarındaki var hakemlerine bakalım. Altı isimden dışarı çıkmaz. Çıkmaz. Çünkü zaten o da tartışıldı biliyorsun. Yani, o var kadrosu da oluşurken zaten yarısını belki çok kalifiye sayabiliriz. Diğer yarısı zorunlu geçirilenlerden oluştu. O yüzden o Yine ilerleyen dakikalarda i̇şte, geldikçe konuşacağız. Konuşacağız evet. o yani. O işte sonucunda da o Sivas maçı Sivas yaşadığın kaldı. zamanda o zorunlu geçirilenlerden dolayı i̇şte bir musibet bir nasihat oldu. Ee, e, vardaki değişimi sağlamış oldu. Yabancı hakem konusunda bizim başkanımız çok yabancıydı. Evet. O yüzden hani he getirebileceği zannedildi. Gidildi konuşuldu federasyon başkanı bazında. Evet, evet. yani, e, yabancı vardı keza öyle. Ribadaki gözler zaten bu hani 3 saatte yazacaktı zaten işte evinden çık evine gidiyor. Yani, evet. yani bu en... <laughs> Ya hocam şey yapay zekaya geçelim mi? Bak şimdi o, o yapay zekaya şöyle o geçeceğiz. Şey. Yok hızlı geçeceğiz. <laughs> ee, çok konumuz var çünkü. Sadece hakemlik değil sevgili izleyiciler. Penaltı noktasında haftanın değerlendirmesi olacak. Haftanın enlerini seçeceğiz Fırat Hoca'yla. Genel olarak ilginç sayılardan bahsedeceğiz. Pek çok medya köşemiz de var. Orada da medyadan hafta sonundaki maçlardaki değerlendirmeler, yazarların ilginç değerlendirmeleri, keyifli değerlendirmeleri onlar da sizlerle birlikte olacak. Şimdi hocam sana ne getirdim biliyor musun? Yapay zeka mı yoksa Avrupalı vizyonu mu? Bunu Avrupa niye getiriyorum? Avrupalı zeka. Avrupalı zeka peki. <laughs> Şimdi Almanya'da en çok maç alan iki hakemin burada gördüğünüz sayılar haftalar. Yani bir takım maçına ne kadarlık periyotlarda çıkıyorlar? Aynı takım maçına. Bak mesela Felix. Mesela Felix biri Augsburg'un maçına bir birinci hafta çıkmış, bir 25. hafta çıkmış. Bunu niye getirdim? Hallumutmeler. 13 hafta. Var mı hafta, o, biz, Bize dair öyle bir tablo var mı burada şu anda? E, bize dair yok. Onu getirmedim. Onu, onu bir, getirmedim. Ama getir ki. Mesela Karşı bu, ha, bu tablodan sonra hemen oraya dönelim. Yok burada şuna geçeceğim. Yapay zeka diyoruz ya 13. hafta Halil Umut 15. hafta Trabzon Fener, 18. hafta yine Trabzon Fenerbahçe Galatasaray. Şu yapay zeka değil ama değil mi? Yok bu normal Avrupalı zekası. İşte ben de onu diyorum yani. Evet. anladım anladım. Avrupa zekası derken ne <laughs> demiştim <isim> anlatabildim mi? <laughs> anladım, Şimdi abi. devam edebilirsin hocam. Burada hakemlerin bak maç periyot aralıklarını görüyor musun takımların? Bu geçen sezonki. En kısası hangisi mesela? En kısa 4 hafta var. En kısa o da sezon sonuna doğru şöyle oluyor. 29-33 Freiburg yazıyor orada. Sen hayatında hiç Felix... ilk yarıda zorlu maç yönettin mi? İlk yarıda? Sezon, ilk, sezonların ilk yarılarında. Türkiye'den bahsediyorsun. Türkiye'den bahsediyorum. Ben hatırlamıyorum peki. 7. haftadan sonra başlıyorsun. 7. haftadan de. sonra veya orta. <laughs> ortalardan sonra başlıyorsun. O zaman senin periyodun da düşüyordu zaten. Evet. Yani senin periyodun da düşüyordu. O yüzden sonları çok dikkate almıyorum. Felix Birih, Deniz Aytekin. Almanya'nın 1 ve 2 numarası. 10. hafta, 21. hafta, 29. hafta bak. Bir takımın maçına bile 8-9 defa, 8-9 hafta sonra çıkıyorlar. Ve bunu çok güzel bir planla, disiplinle yapabilirsiniz. Ama bizde de öyle. <laughs> bizde 4 gün sonra çıktı işte Arda kardeşler. Arda kardeşler, Başakşehir'e diyorsun değil mi? 4 gün sonra mı, 5 gün sonra mı ne çıktı? <laughs> ha, bu şey hafta bazında. Hafta, ve... hafta bu. Ha, pardon. Hafta, anladın, bu. Ben, üzülüm, hafta bazında. Sen şu yoksa bizde de aynı diyecektim. 4-5 gün sonra <laughs> çıkıyorsun. Sen hafta bazında. Bu hafta sanırım. bazında. Buradaki işte sistemi yapay zekadan ayırarak nasıl getirebiliriz? Sen güzel bir noktayı yine hatırlattın. O akraba olduğumuz takımları getirelim. Geçen sezon mesela. Hı hı. Ona da bakalım şimdi. Tabii. Geçen sezon e, hakemlerimiz... Şu mesela Felix Biric, Hoffenheim'e birinci hafta çıkmış. Daha, daha da çıkmamış. Başka Ere yok. İstememişler herhalde. Tabii bu arada Almanya'da şu var. E, bulunduğun eyalette takımların maçına çıkamıyorsun. Sadece pandemide bu yasağı derdiler. Evet ona rağmen bu tablolar var. Düşün yani dar sayıdaki takıma rağmen var. Mesela Felix biri hayatı boyunca bayağı mühür maçı yönetmemişti. Bu kadar üst düzey olup. Deniz nerede? Onun eyaletini bilmiyorum. Vallahi, vallahi. <laughs> Deniz'i bir arayıp sormak lazım. <laughs> Orhan, Orhan Uluca ya da Hüseyin Özgök diyorsa onlardan bilgi alabiliriz. <laughs> evet. Ma geçen sezonki mesela bu tablo. Halil Umut 7 defa Fenerbahçe maçına Kaç çıkmış. Kaç maçta ama? e, ee, toplam 22 maçı vardı galiba. 3'te 1'i Fenerbahçe maçı oldu. Heh, her üç, Sen Arda kardeşler dediğin için getirdin. Her 3 haftadan biri Fenerbahçe evet. maçı. Anladım. Arda kardeşler geçen sene Galatasaray'ın 5 maçına çıkmış. Ezen, bunu... Çok özür dilerim. Şu bu geçen geçen seneki mi? Havuz geçen havuz sezon var. evet. Yani 7 11 18 22 maçın 18'i şu 3 takımı mı yönetmiş Halil? Evet. Muhtemelen kesişen maç olabilir atıyorum Fenerbahçe Rize'ye çıkmış olabilir bilmiyorum ha, anladım. ama neticede e, 18 maç bu üç takıma çıkmış gibi gözüküyor. Demin hatırlattığın nokta son iki maçı Ümraniye, Başakşehir, Heh. Başakşehir Adana Demirspor. Bak şimdi bunu Almanya'da göremiyoruz, İspanya'da göremiyoruz, hiçbir yerde görmüyoruz bunu. Şimdi bak ben burada hem atayan yapay zekaya hem de maçı aldığında tabii şimdi günahını almayalım. Arda'nın bir geri dönüşümü var mı yok mu bilmiyorum. Yokmuş gibi düşünelim. Peki. Yani eğer zaten var söyleyip de hani belki de yapay zekaya ulaşamadı. Onun mesela mesela bu, bu hakemler yapay zekaya mı ulaşması gerekiyor? Ne yapması? Böyle bir durumda mesela Arda rahatsız oldu. Kimi ulaşacak? Mesela düşünsene Meaki arıyor. merak diyor ki ya biz ilgilenmiyoruz o konu biz konuyla. Biz tuşa bastık diyor. Biz, bizi, biz, o konuyla ilgilenmiyoruz kardeşim diyor. Ya yapay zeka diyor. Şey aramış ya e, Zorbay. Ya demiş şu koşullarla demiş İngilizce olayının yalan olduğuna dair bir açıklama, açıklama yapın. yapın. Biz karışmayız demişler. Çocuk da tek başına yaptı. O misal belki Arda'ya da biz karışmayız yapay zeka verdi. Rahmetli Hilmi Ok Başkan tanırlı. Evet. Rahmetli Hilmi Ok Başkan. Ben deplasmanda bir Ankara maçı yönettim. Aradan 5-6 gün işte o zaman rahmetli Mustafa Hoca arardı. Mustafa Çınar Allah rahmet Hayırlı olsun falan derdi her çarşamba. Kızıl Toprak'tayım. Telefon çaldı. Dedi Fırat'cığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi dedim. maçı yönettim. İşte üç gün sonra tebligat geliyor. Önümüzdeki haftanın. Dedi işte Ankara dedi bilmem mi dedim. Hocam, Daha şimdi geliyorum orada. Hocam dedim. Yani vallahi dedi bana söyleyeni söylüyorum. Peki dedim. Kapadım. Hilmi Ok Başkan. E, başkan de Sabri Çelik. <gülüyor> <gülüyor> şurada kaldı. Evet şurada kaldı. Sabri <laughs> <laughs> açtım dedim. Hocam ben dedim daha geçen hafta dedim Ankara maçına maçı çıktım. Ben yine Ankara maçı vermişsiniz dedim. Ya dedi yurt dışındayım Fırat dedi. Demek ki de gözden kaçmış dedi. Farklı bir tabiri kullandı da orada. Gözden kaçmış dedi. Maçı benden geri aldılar. Evet. Bak geri aldılar. Şimdi böyle bir durum oldu mu? Ha, olup da almadılarsa işte sonuçlarını yaşarsınız. Evet. Başkanın açıklamalarıyla. Oraya da geçeceğiz. Ee, burada şunu da hatırlatayım bu arada. E, şimdi sen ne verirsen elinle o gelir seninle yazmıştın ya hürriyette. Şimdi son dakika bilgisi olarak paylaşıyorum. Ne yaptık? E, Halil Umut Beylerin çıkacağını herkes biliyor muydu derbiye? Hı hı. Biliyordu. Federasyon bence şeffaflık yerine samimi olmalı. Niye diyorum biliyor musun? Şimdi tekrar 4 haftada çıkmış maç alma periyodu hakemlerin. Nasıl bir Şimdi Halil çıkmış? Son dakika beri. Evet evet. Ne o? Halil, Halil maça çıksın diye iki haftaya düşürülmüştü ya hı hı. yapay zekada. Hı hı. Sen dediğin gibi elinden ne verirsen o çıkacak. Şimdi Halil maçı aldı, derbi bitti. Çok şükür hakem açısından sıkıntısız tamam. bitti. Yani Şimdi kaç, tekrar kaçınca, Halil 4 haftadan sonra Kaçıncı haftada çıktı Halil. 13 15 18. Yo, yo, 18'de çıktı 18. değil mi? Tamam. Yani 22. haftada Fener Fenerbahçe Galatasaray. A... Galatasaray a bir şey bende vardı da onu attım. Batut çıkarmıştı. İlk derbinin tarihi kaçıncı haftayı tekabül ediyor? Önümüzdeki haftalarda mı? Yok yok. Yo. Bundan sonraki ilk, ilk derbi, derbi ha. kaçıncı hafta? Bir tamam, Batu, onu Batı Batı biliyor onu. Batu, bir bir söylesin bize. Ben de bakarım birazdan. Yani, anlatabiliyor muyum? Yani işi şeyine uydururlar. Hollywood'un nereden? Yani tekrar düşürebilirler diyorsun. Ee, yok yok. Zaten <laughs> önümüzdeki ilk derbi 18 kaçıncı hafta ilk derbi? Evet. Tamam o işin şimdi Batu söyleyince yani ben söyleyecek. Al sen sana sen diyorsun ya iki haftaya indirdiler bunun için. Şimdi, şimdi tekrar çıkardılar 4'e. Gere ya gerek yok. Onu demek istiyorum. İlk haft ilk derbinin haftasını öğrenelim. Gerek olmadığını anlarsın. 23. hafta Galatasaray Trabzon'muş. Galatasaray başlara, Trabzon. Yani. Gördün mü? 23 yani 5 hafta sonra. Evet 5 hafta sonra kim atanacak bakacağız. Ha, tekrar düşürebilirler diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ya. Şimdi burada neyi getireceğim bir taraftan da ee, 13. hafta Halil Umut Meler, 15 Halil Umut Meler, 18 Halil Umut Meler. Sen geçen seneye kadar hakemlik yaparken de derbi çıkınca Fırat Aydın yönetir, Cüneyt Çakar yönetir, Bülent Yıldırım yönetir. Bu isimler dönüyordu genelde. Üç kişi. Üç kişi dönüyordu. Burada Avrupa'da da üç, burada da üç kişi. Derbileri kimler yönetiyor Avrupa'lı Hayır, biz şimdi de üç kişi. Halil veya Umut veya Kameler. Meler, yönetir. Yani <laughs> bir değişen bir şey yok. Şimdi izleyiciler şunu diye olabilir veya hakemle ilgilenenler. Ya Avrupa'da da zaten benzer isimler. Doğru. Bundesliga'da bu sezon bunlar güncel veri. Bundesliga'nın derbileri işte Bayern Münih Dortmund, Schalke Dortmund. Deniz Hareketi'nde Felix Biric yönetmiş yine. La Liga'da iki isim yönetmiş. Atletico Madrid, Real Madrid vesaire. Premier Lig'de büyük takım çok olunca hakem de çok. Lahoz hiç yönetmemiş. Lahoz yok artık. Lahoz La veda de... ediyor. Lahoz La... Hous 17 sarı o kart, 15 sarı kart. Ya. Ve onun da seveni var ya. ya ben de seviyorum ya. Vallahi. Tabii canım ben de seviyorum. Ve ilk programdan sonra yanından kalkan. <laughs> yanından kalktı. Şimdi burada da bu isimler yönetiyor ama bizdeki gibi aman başımız yanmasın diye hepsini üst üste Anthony Taylor'a vermiyorlar. Hepsini üst üste Michael Oliver'a, Muniera Montero'ya vermiyorlar. Yani. Ya vermemeleri normal Çünkü alternatifleri var. var. İşte alternatif bizde niye yok? Niye yok? Demin bahsettiğin hakem akademisi son 16 senede 20 MHK değişirse bir ülkede ne hakem yetişir ne de bugün bugün öngörebiliriz. Son söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. Bak, klasmanlar yapıldı. Alt kadrolardan üst kadrolara hakemler alındı. Bu hakemler 1-2 sene sonra daha üst kadroya ve en üst kadroya çıkacak. Sen şimdi bu bölgeselden alt klasmanlara hakem alırken, onun arkadaşı, bunun arkadaşı yok sana telefonda ters konuşan yok e, efendim bana selam vermeyen birinin 30 maçlık yönetmişken biri 22 dersen bölgesel bak bölgesel sorunlardan bahsediyorum bölge sorunlarından bahsediyorum örneğin. Merkez Hakem Kurulu'nun İstanbul'u için alınan bölge sorumlusu Bülent Gökçü'den bahsediyorum. Tamam mı? Adaletli davranırlarsa, yaptıkları gibi yapmazlarsa bu hakemlerden onar kişi onar kişi çıkarttıktan sonra ileriye doğru birkaç sene sonra en azından o onlardan iki 3 tanesi ama hak ederek gelmiş olacak. Evet. Sonra ne oluyor? Geçen sene işte 10 tane aldığım birincilik hakemi, birincilik çıkardığım on hakemin daha 12 ay doğmadan, 1 yıl doğmadan yarısını indirmek zorunda kaldın. Bu eski MHK'nin yaptığı. O 10 evet. kişiden 5'e gitti. Bu çocukların günahı ne? Gelirken sevabını edildi, giderken günahı ne? Bir de süperlikte yapılmadığı için aşağıda neler olur kimse bilmiyor. Bak şimdi. Ankara, İstanbul, İzmir bunlar mihenk taşı. Bunlar önemli metropol yerler. Hakimlikte de, de böyledir. Futbolda da böyledir. Yani bu gerçek. O yüzden buranın bölge sorunlarını Sabri Çelik umarım iyi seçmiştir. Çünkü... Senin en zayıf halkan gücün kadardır ve şu anda senin o bölge sorunlarından üst klasmanlara haksızca çıkartılan hakları yenilen insanlar var. bir ton bana mesaj geliyor. O amatördeki çocukların, o klasmandaki çocukların. O yüzden ben Sabri başkan'a sesleniyorum. Senin kurulundaki en zayıf halka kadar güçlüsündür. Dikkat et İstanbulla ilgili. Başka bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla bu adamcılık bize alternatifsiz bırakır. İşte bu yüzden bu alternatifsizliğe dair de aslında Antalya'da panelde Cüneyt Çakır konuşmuş. Hı hı. E, ona da selam edelim ve konuşmasını e, neler söylediğini ekrana getirelim şimdi. Türk hakemliğinin yüksek seviyelerde olan dönemine 3-4 hakemle temsil edilen günlere döneceğine inanıyorum. Şimdi normalde aslında bakarsan biz geçen sene çok uzak değil aslında. Halil Umutmeler, Ali Palabıyık, şimdi üçüncü Cüneyt. Ha, Cüneyt Çakır, <laughs> onu unuttum doğru. <laughs> Aynı haftada Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. <laughs> Cüneyt Çakır unuttuk birden. Düşünsene aslında çok uzakta değildik. Bir sene içerisinde yaratılan deprem, birdenbire aman Halil Umut Meler koş oldu her tarafa. Hani eskiden koşulan isim, evet iki 3 taneydi yine Bak, ama burası işte. Tanırlı, Cüneyt'in bu söylediği oldu, olabilirdi ama bunu yarın yapamaz. Bak biraz yapamazsın. önce bahsettiğim şey, biraz önce bahsettiğim şey. Bunu yapabilme için senin önünde bir program, bir planlama, bir proje olması lazım. Ve bunu bu projeyi hani iki kişi üzerinden yürütüp sonuca gidemezsin. Bir on kişilik bir proje olacak bu, bir planlama olacak. İşte bunun içinde o en üstte o on kişiden üç dört kişi geldiğinde rahatça kullanabileceğin veya biraz önce işte burada Cüneyt'in söylediği gibi üç dört hakimin temsil edebileceği bir ortam yaratabilmesi için alttan çıkan çocukların Tamam mı? Adaletli bir şekilde üstlere, klasmanlara aday gösterilmesi ve alınması, alınması lazım. lazım. Bu yüzden çünkü ben yani bilerek Bülent Gökçe diyorum ki İstanbul'da var olan problemlerin ne olduğunu biliyorum. Ve Sabri Çelik olsun, bir başkası olsun bunları yakından takip etsin. İşte burada şu noktada var, evet etsin bu dediklerin doğru ama e, MHK'yi aslında Fahri MHK Başkanlığı yapan bir federasyon var. Yani MHK'yi tamamen pasifize etmiş bir federasyon yönetimi var şu anda. Sen MHK Başkanı gördün mü, Sabri Hoca hiç gördün mü bir yerde bir açıklamasını? Veya MHK'nin bir karar aldığını gördün mü? Hep federasyon alıyor her şeyi şu anda. Federasyon başkanı oluyor her kararı. O da enteresan değil mi neticede? Hakikaten konuşmamı <laughs> istemiyorum peki. Şimdi bu dediğin konu aslında bir şey daha hatırlatacağım. Sivas Galatasaray maçının var kayıtlarının açıklanması her şerde bir hayır vardır derler ya. Bence herkesin kafasındaki bir sürü senaryoyu türettiği senaryonun aslında oradaki hakemlerin yetenek olarak çırpınışlarının bir olayı çözemeyişlerinin sonucu değil mi sence? Ya yani ilgili bir durum değil mi ya? Yani senaryonun olmadığını aslında bir pozisyonu çözmeye çalışmadaki beceriksizliğin getirdiği bir sonuç değil mi? Beceriksizlik yok orada. Ne var sence? Görüp algılama eksikliği. Algıla, tamam işte. bilgi eksikliği. Evet, bilgi eksikliği var. Yani hakemlik konusunda bilgi eksikliği var. İşte teknolojik olarak bilgi eksikliği var ama bir senaryo yani... yok aslında. Onun <laughs> olmadığını. Ya bir senaryo ispat olsa ettim. bunu bu, bu böyle böyle bir senaryo. <laughs> Öyle olmaz yani. işte. Onu en azından Ama acı olan bu. Acı olan bu işte. Ama acı olan bu. Yani senaryo düşüncesi içerisinde beklentileri olan insanlar öyle bir şeyle karşılaşsalar ha işte en azından yani ya bak bilerek yapıyor ediyor sen de onu elersin. Elersin. Şu acı olan bu. Bu neden de acı biliyor musun? Şu anda tüm hakim camiasına bu gözle bilgisiz gözüyle bakıyorlar. Bilemeyen insanlar gözüyle bakıyor kamuoyu. Doğru kesin. O taraf bu sonuç Acı olan o, ne yazık ki. bu. Hiç olmazsa senaryo desen ya onun üzerinde bu bu şahıs senaryoyu yapmıştır. Hani diye düşünün. Şimdi bir geneli bir kitleyi, zümreyi bilgisiz onlar da yarın öbür gün bak yeni yeni açıklamış yine Beşiktaş var kayıtlarını. Beşiktaş da yeni açıkladı evet. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Yarın öbür gün yine böyle bir şey olduğunda bu paralelde bakacaklar. Açıklanmasa bile. Bak tabii, tabii Bunlar bilgisiz. Bunlar gördüğünü yorumlayamayan. Bunlar da ol Seyit nedir bir yani e tabi Şu anda sen bak bak bir şey söyleyeyim ben. Aynen <laughs> Çok <gülüyor> şey konuşmak <laughs> istiyorum da. Şimdi e, işin bu tarafında kadroda şimdi e, 20 22 sene Süper Lig'de hakemlik yaptın. Kadroda şu anda baktığımızda Kim? Seni söylüyorum. Kaç sene? 22 sene değil miydi Süper Lig'de? Yok. Süper Lig'de 22 değil. 19. Sen 19 sen. Cüneyt Cüneyt de mi? Yapmış olabilir. Benden 2 sene önce çıkmıştı o çünkü. <laughs> Peki tamam. E Karıştırıyorsun. <laughs> Bilgi o kadar fazla ki. <laughs> çok fazla evet. Ben 19 şimdi, sene 20 sene ya 19. Kadroda tecrübeli isimse çok az kaldı. Hep yeni isimler var. 4-5 senelik hakemler şu an maçları yönetiyorlar. Çok fazla hata oluyor ama işte bu hakem gelmemesinin, hakem çıkmamasının etkisi. Bir resim getireceğim şimdi sana. İki resim arasındaki farkı soracağım. Kaç tane var? Bir tane fark var. İki resim arasındaki fark gelecek şimdi. şimdi. Arda kardeşler, FIFA kokartlı 10 maçı var sezon başından beri. Sol tarafta da Yasin Kolla, Burak Şeker var. Ee, eğer bir şekilde klasmanlarla ilgili... Bir, bir fark şey yapın, var. Bir fark var. Ne fark o? İşte ondan 9'u çıkardım, bir fark var. <laughs> <Beş maç gülüyor> o Yasin farkı sormuyor musun? O sen? farkı, daha majör, görünmeyen farkı soruyorum. Ha, görünmeyen farkı... Bu sezonki performanslara dair şunu soruyorum hocam. Bak Yasin Kol bir tane kalk gösterdi. Hatalı. Arda. Ben şu rakamları bazıları Yok diyorsun. onları sormuyorum. <laughs> Sen farkı söyleyeyim canım. Evet söyle. Arkeminlikleri bitiyordu. Bitiyordu evet. Fark bu. <laughs> Fark bu. Hakemlikler bitiriyordu. Biraz önce söyleyeceğin şey üzerine. O yüzden kesmeyeyim seni. Yok, e, du, sen devam et bence. Yo, yok, ne ya. yani nedenini söylüyorsun? Nedeni şimdi. şu. Şimdi Arda kardeşler, bu sezonki bütün maçlarda sen burada son kararda onlarca gün bahsettin. Ciddi sayıda verilmeyen kartlar var. Çok ciddi kart problemi var şu anda. 12. kuralla ilgili sıkıntı var. Bu iki hakemin Arda kardeşlerden farkı o kartları, yanlış olan kartları göstermiş olmaları ve birdenbire küme düşeceklerdi neredeyse. Ama bu hafta da dahil olmak üzere Arda kardeşlere bakıyorsun. gösterilmeyen kartlar seni klasmanda tutuyor hakemlerin geneli için. Burada gösterilen iki sarı kart ya, düşmene götürüyordu seni hafta. Ya gözünü seveyim tanırdı. Sen dört, dört tane maçta bir hakemi FIFA yaptın ya. Evet. Dört tane beş tane maç yönetimini düşürmeye çalışırken kadrodan çıkarma çalışırken dört tane maçta bu sezon bir hakemi FIFA yaptın. Ve bunun gerekçesini İngilizce gösteriyorsun. Ben de diyorum ki bu kadar şeffafsanız diyorum. U dönüşü yapılan birçok şeyde şeffaflığını gösterdiler. Merkez Erken Kolu veya federasyon olarak diyorum. Şunu rica ediyorum ya. İngilizce çünkü bağımsız bir kuruma yapıldı. Dışarıdan bir kurum. Şu İngilizce sonuçları bir açıklasın federasyon. Niye silsinler her şeyi açıklıyor da hani bugün baktığında bir askerlik sorunu var ama olmadığına dair belgeyi ibra edebiliyor. Veya işte sağlık kuruluna götürüp bu hakemimiz şey ...gözleriyle ilgili bir problemi yoktur evet. diye... İbrahim'de, ...niye bunu söylemiyor yani? Bir bilelim. İşte ben o yüzden diyorum şeffaflık değil bilelim. de samimi olalım. Abi, samimi bak, olalım. Şunu desin. Aynen. Evet ben dört tane maçla aldım bu hakemi. Veya işte altı maç aldım ama İngilizcesi... ...hakemliğe gelişir ama İngilizcesi... ...beni temsil için daha önemli. Ya dediğin gibi samimi olsun. Ondan sonra dört tane beş tane maçı... ...Yasin Kolunç'a e bir sarı kart olayı... ...veya Burak Şeker'in bir sarı kart olayından dolayı... kadından çıkartmaya çalışırken... Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa, Tugay Kağan Numanoğlu bu beş kişiyi aradın çıkartıyordun. Gerçi olmadı bazı evet. nedenlerden dolayı. Olmaz da çünkü. Türkiye konjüktüründe sen kadroyu İngiltere gibi Almanya daha tutamazsın. Tutamazsın. Ama sonuçta işte bunu yaşarsın. Ve şunu da bence merkezi Merkez Hakem Kurulu'nun FIFA tercihi Erkan Özdemar mıydı? Federasyonun tercihi mi Erkan Özdemar'dı? Bunda işte İngilizce olayına girince Federasyonun temsil şeyi ortaya çıkıyor. Ya ben şöyle söyleyeyim. Orada Merkez hakem Kurulu tarafından Murat e, Hoca'nın. E, Murat Ilgaz Hoca'nın. Murat Ilgaz'ın e, büyük bir etkisi olmuştur Erkan Özdamar için. Olmuş mudur acaba? Ona da ben emin değilim. Olmuştur, olmuştur. O, olmuştur. Yani ben e, bildiğim için söylüyorum. Hatta Kadir Sağlam'ın kor programının 37 yaşında gönderilmesi için. Kor programı Ne? <laughs> geleceğin FIFA hakemleri. Girişim <laughs> Ama grubu. şimdi Yaşar Kemal Ulu 41 yaşında FIFA hakem oldu bu ülkede. Ee, Avrupa Ligi'nde maç yönetebilir mi yaş haddinde olmadan emin değilim. Bunların hepsi şey zannediyor. Diyor, bittikten sonra bir yıl da artı sözleşme yaparız herhalde diye düşünüyorlar. O bir kereleyemaz. <laughs> çocuk oyuncağı değil bu. O bir kereleyemezsiniz. <laughs> şey bu varla varla ilgili açıklamalar vardı ya çocuk oyuncağı değil bir kere Çocuk oyuncağı değil bir kereye mahsus. Sevgili seyirciler, penaltı noktasına kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Fırat Aydınus'la sohbetimiz devam edecek. Penaltı noktasına devam ediyor sevgili izleyiciler. Fırat Aydınus'la birlikte Fırat Hocam Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuştuk. Şimdi de Başakşehir Adana Demirspor maçında bir pozisyon vardı. Bunu şunun için getirdik. Ee, bazı kalıplaşmış bilgiler oluyor. Ee, kulüp taraflarında, oyuncu nezdinde hakeme çarptı oyun durmalı. Öyle bir şey yok. Oyun ne zaman durur? Ona bir hatırlatma sadece. Hakeme top çarpınca ne zaman oyun durur? Bundan dolayı bir infial çıktı. Gol öncesi çok etkiledi oyuncuyu gibi. Ee, top bir maç görevlisi temas edip oyun alanında kaldıktan sonra eğer bir takım umut veyaden vaat eden bir hücum başlatmıyorsa, top direkt olarak kaleye girmiyorsa veya topa sahip olan takım değişmiyorsa Oyun devam ediyor. Ayağı aksi durum olursa oyun hakem atışıyla tekrar başlıyor. Burada pozisyonda öyle bir nokta olmadığı için Pardon. devam etti darda Ee, pozisyonu hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Ee, top direkt olarak kaleye girdiğinde yani hakeme çarpıp kaleye girdi. Evet hakeme çarpıp kaleye girdi. Bir. Topa sahip olan takım değiştiğinde kimdeydi en son top? Başakşehir oyuncudaydı. Kimde kaldı? Yine Başakşehir'de kaldı. Tamam. Şimdi en başa geliyoruz. Takım Umut vaat eden bir hücum başlattığında hangi takım? Başakşehir zaten. Vaat eden bir Umut başlattı mı? Top zaten kendisindeydi başlatmadı. Tamam bir dakika başlattı mı? mı? Hayır. Tamam mı? Peki hakeme çarptıktan sonra başladı mı? Yine başlamadı sadece topa sahip oldu önüne geçti. Ben topadan. mesela buna yorum olarak farklı görüşler olabileceğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi. Evet biraz önceki Zorbay'ın pozisyonda bu pozisyonda bir kural hatası olarak arttırılmaz. Ama hakem hani ne yazdık? Futbol ne istiyor? Orada şunu söyleyeyim. ...ee... kimdi? E, e, Belhanda, değil mi? Evet. Belhanda'nın topa sahip olup olmama şansı var mı? Var. Bak. Şimdi var. Var ise ya orada sana kimse niye çaldın demez. demez. Bu polemik. yap ve ya Bu polemikleri yaratmaz. Çaldı diyor. Aç 4 metre. Ver yine Başakşehir'li futbolcuya topu. Devam ettir. Kimse sorgulamaz. Der ki yerin anlık hatalıydı sana çarptı. O kadar evet. içeri girme denir. Şimdi sen çarpıyor. Peki Arda kardeşlerin sonra ne yaptığını gördün mü? Tabii tabii. Avantaj işareti çarpı yapıyor. Neyin avantajı? Neyin avantajı? Ya bunlar önemli detaylar tabii, tabii. yani. Kesinlikle. Alma o riski ya. Durdur, ona, Alma devam en fazla sana diyecekleri pozisyon içerisine girdin. Bunları konuşmayacağız. Onları demediler. Ne dediler? Şimdi geliyor. Ne dediler? Ne dediler? Şimdi e, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancağın Başakşehir maçı sonrası açıklamaları var sevgili izleyiciler. Şimdi onu izliyoruz. <laughs> Taş maçına gitmek lazım. Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden şans alan ve ekibi İstanbul'daki maçta maçı verildi o maçta da yaşananlara baktığınız zaman üç tane penaltı ve bir tane kırmızı kart verilmedi. Gözümüze soka soka bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemi aynı maça hiç maç verilmedi. Verin, verilmemesine rağmen Beşiktaş Adana'da bir spor maçına veriliyor. Başka bir maça verilse yine sizi çıkarmayacağız. Burada kesinlikle art niyet arıyoruz. Buradan Sayın Bahimir Büyükekşi'ye mesajım olsun. Güzel işler yapıyorsun. İyi niyetle çalışıyorsun. Disiplin kurulu, tahkim kurulu istifa davet ettiğini istifa ettiler. Şu dakikadan itibaren bu ligin doğru dürüst, adaletli gitmesini istiyorsan derhal ve evidir ki MHK'nin istifasını istemesi lazım. Ben buradan diğer bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin ikinci olacağı, kimin üçüncü olacağı belirlenmiş bana göre. Ligden düşecekleri de belki kendilerince göre bence bellidir. Yani transfer yapmaya da gerek duymuyorum. Çünkü hedeflerimiz doğrusunda her adım attığımız zaman engellerle karşılaşıyoruz. Ama Merkez Hakem Komitesi artık bu işi kaldırma şansı yok. Önümüzdeki her maçta en ufak bir şeyde yine gündeme gelecek. Onun için burada sen memur bir geçeye buradan tekrar söylüyorum. Nasıl diğer iki kurulda değiştirdiysen derhal ve ki bu, ki, bu diğer kurulda değiştir. Çünkü gözümüze basa basa istedikleri gibi at koşturuyorlar. Evet başkanın açıklamaları böyle sevgili hocam. Şimdi e, sezon başı seminere ben gittiğimde Sayın Başkan'a, Federasyon Başkanı'na şunu sormuştum. Benim hakemler her dünyanın her yerinde hatalar yapıyorlar. Yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Ama otorite başka ülkelerde hiçbir kulübü yöneticisini konuşturmuyor. Seyircisine saha içinde, stat içinde hareket ettirmiyor, gözün yaşına bakmıyor. Bu tavırı görecek miyiz sizden demiştim. Sayın Büyükekşi de cevap olarak bana e, kulüpler sabrımızı zorlamasınlar gerekeni yaparız dedi. Bu tarz söylemler 15. 16. hafta daha ligin yarısına yeni geldik. E, bu tarz ithamlar bu tarz değerlendirmeler, konuşmalar her kulüpten farklı zamanlarda yine çıkmaya devam ediyor. Ama federasyondan bu anlamda bir yaptırım henüz görmedik. Sadece de bu e, işte transferlerle ilgili bazı yaptırımlar gelmeye başladı. O kadar. Hem bu konuşmaya dair neler söylüyorsun hem de bu olayla ilgili başka ne, ne notların var? Şöyle notlarım yok. Sen bir başka bakış açısıyla yorumladın. Evet. Ben de diğer bir başka, başka bakış açısıyla yorumlayayım. Şimdi bak benim e, sosyal medyada mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım İlker Erimli'nin kızı yani Yıldız şey Yaren Erimli nasip ederse e, diş hekimi olacaktı. <laughs> Oradaki, yazmış yani e, izliyoruz e, şampiyon belli ikinci belli, üçüncü belli düşenler çok tabi. gibi yani futbol seyridir aynı zamanda. Bahsettiğim e, yarın Hı. çok iyi bir futbol seyrisidir. Diyor ki e, düşenler belli. Altına yazmış. Ağam kim, paşam kim, şampiyon kim, düşen kim, <laughs> çıkan kim. Yani kim Şarkıyı da söylemiş. çizir, çizir, oğlum çizir Mustafa, olamaz, Bey. Mustafa Bey. Ya yani şunu söyleyeceğim. Kim? Kim? Bakın. Murat Başkan çok samimi. Gördüğümüzde ben hakimken de seminerlerde karşılaştığımızda ve sonrasında ya gerçekten otur böyle bak yenildiğinde soyunma odasına gelip tebrik eden de bak Adana Demirspor spor olarak hatırlıyor musun geçen sene Yaşar Kemal'in yani çok Allah'a şifa versin geçmiş olsun çocuğuyla ilgili bir şey olduğunda ya kulüp olarak e, açık, önce sistem edip sonra öğrenince açıklama yapan ya yani bu kadar ince düşünen bir insan. Ama şöyle bir şey var Sayın Başkan. Bakın siz geçen sene bahsettiğiniz konunun öncesinde Ali Şansal'ın yine yönettiği maçtan sonra açıklama yaptınız. Dediniz ki camia içerisinde dediniz bir terör örgütüyle bağdaştırarak bazı insanlar var dediniz. Ve sizin bu söyleminiz sadece yüzeysel oldu. Belli bir süre sonra da 8 Mart Kadınlar Günü'ne ki yani kadınlarımızın sadece 8 Mart'a hitafen bir günü olmaması gerekir. Ama o güne dair bir karar alınması öncesinde siz böyle bir açıklama yapmışsınız. Şimdi bu yaptığınız açıklama parinde ben 14 Şubat'ı dört gözle bekliyorum. Yani acaba hani bu açıklamalar çünkü belli bir mesaj geliyor kim? değil mi? Evet. Belliyse kim? Kim ya? Yani belliyse kim? Çok net. Şampiyon belli, ikinci belli, üçüncü belli. Düşenler belli diyor. Yani Arda'dan ve bir önceki hafta Ali Şansal'dan e, demur olarak konuşuyor. Düşenler belli dedi değil mi bunu? Kim? Bu kadar. Evet ne yani yazık ki. Dolayısıyla geçen sene gibi sonraki sürece sirayet edecek bu tür açıklamalar. Eminim bak şu anda başkanla konuş. Ya ben çok ağır konuşmuşum veya böyle konuşmuşum diyordur ama işte bazı şeyler kalıyor hafızalarda sonrasında yorumlanması için acaba'lar getirten soru işaretlik güzel. Şimdi diyor ki madem koskoca Adana Demirspor'un başkanı diyor bunu söylüyorsa bir bildiği var mı diyor herkes. Tabii. Ki. O noktaya geliyor zaten. Şimdi sıkıntı tarafı o. Şeyi geçtim. Yok hakemin çevresini sarma, yok senin biraz önce söylediğin tanırlı şeyi e, öncesinde sonrasında yer zaman tanımaksızın Hakem için olumlu olumsuz konuşan kim varsa cezai müeyyide uygulanacak. Ben orayı geçtim. Ben o, o da, Bak bir şey söyleyeyim. U dönüşlerinden bir tanesi de o zaten. O doğru. O önemli, çok önemli o dönüşler. O zaten, zaten uyu çizemeden döndüler. O ı oldu. Yani gitti geldi o yani. ı <laughs> oldu. I. Yani dolayısıyla bu açıklamalar tehlikeli açıklamalar. Sonrasında birçok şeye gebe bırakıyor. Evet. O yüzden hani ha şunu söyleyeceğim. Haklı tarafları yok mu başkanım? Var. Var. Yani Belki şu anda değil ama geçen hafta yani ya yani niye Ali kör gözü parmak sokuyorsunuz? Yapay zeki. Yani Ali Şans çocuğu da zor duruma düşürüyorsunuz. Hakem daha çok Veya, zor duruma düşüyor zaten. Tabii Başakşehir maçında üst üste Arda kardeşler. Yani ya yani bir şey söyleyeceğim. Bunu eleştirmek için başkan, futbolcu, takım olmak zorunda Ya yani camiye içerisinde mesela bir hakem arkadaşı da dönüp ya Arda üst üste Başakşehir Allah niye Allah vermişsin? diyordur yani. Kesin diyordur canım kesin diyordur. Yani Merke'yi istifaya davet ediyor. Evet. Merke de yapay zekayı istifaya davet eder. <laughs> Bence öyle de. Öyle istifalar evet. Yapay devam zeka istifaya davet öyle etmek. Böyle istifalar devam eder. <laughs> Var da somut olarak hakemlerin kenara gelip değiştirdiği kararlar da hangi takımın lehine aleyhine neler olmuş? Bu bir yorum değil. Yorum yapmıyorum sevgili izleyiciler. Somut olarak kimin lehine ne kadar olmuş, aleyhine ne kadar olmuş onu paylaşacağız. Ama sında. şunu söyleyelim. Yani geliyor karar değişiyor. Değişiyor aynen. Yani mesela çağrılmayan, çağrılıp değişmeyen. Onlar yok. O, yok. Yok. Değişim, Geldi, Değişim olduğu andaki varla ilgili olayları anlatıyoruz. Evet şu ana kadar Kayseri Spor maçlarında en çok var müdahalesi olmuş. 10 e, maçında müdahale olmuş. 10 tane lehin, 7'si lehine olmuş. 3'e lehine olmuş. Şimdiye kadarki değişimlerden en çok e, Kayseri Spor faydalanmış artı olarak. Fenerbahçe Beşiktaş'ın üçer pozisyonu var. Lehine olmuş totalde kar zarar tablosunda. Hatay, Karagümrük, Konya ve Galatasaray'ın da ikişer pozisyonları e, kar zarar tablosunda lehlerine olmuş. Kasımpaşa, Antep, Trabzon ve Alanya lehlerine değişen kararlarla aleyhine değişenler eşit olan takımlar. Bunlar da vardan mağdur olanlar diyeyim tırnak içinde mağdur et değil e zaten de değişmiş. Ben yukarıyı gördüm. Hep kar hep kar hep kar. Ne güzel işledin de zararı da, görelim, <laughs> zararı da görelim. Sıfır olması lazım ortalama. Evet, tabii. Evet, tamam. <laughs> Sen bir bütün vermeyince kafam karıştı. En çok sevdiğin ne? Güzel ya. <laughs> hep lehlerine mi oluyor diyorsun? Ya yani? Evet, bunlar toplam e, müdahale sayıları eee 8 takımın e, şu an tablosu eksi durumda. Hocam biraz da futbola dönüyoruz. E, dair. Durum, bir dakika. Şu var. Kaç tane Adana Demirspor maçında 14 Adana tane rekor kimde? E, yani toplam var müdahalesi. Bir, bir, bir önceki tabloyu görebilir miyiz? Adana Demirspor'da var müdahale sayısı en işte, fazla olan. Sonra Hatay, Hatay Spor. Adana Demirspor, Onar Karagümrük, Kayseri. Yani baktığımızda leh ve aleyh itibariyle mesela 4 büyük takım bu sıralamanın içerisinde ilk 5'e girmiyor yani. E yani, Beşiktaş giriyor. Kim, Yok yok şöyle bakalım. Yani var müdahalesi mesela Fenerbahçe'nin 6. Her ha, toplam yeti. müdahale sayısı olarak söylüyoruz. Toplam söyleyeyim. müdahale sayısı. Evet, evet. sayısı. Lehine de baktığımızda, lehine de baktığımızda bir öbür tabloya gelelim. Bak orada mesela 6 var. Efendim evet, evet. Hocam, görüyor musun? 8 yani aleyhine olmuş 6 olmuş. Ya Bunlar doğru yanlış değil. Tabii tabii. Bak, bu doğru yanlış değil. Lehine ne? aleyhine dönen. Evet. Yani burada varın şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir takımı gözetmeden yaptığı müdahalelerin net göstergesi %3. senaryo aramayın. Aramayın aynen bu sözün üstüne söz olmaz diyorum. Biraz futbola geçiyorum. E, ligde haftanın öne çıkan rakamlarına bakalım biraz sevgili izleyiciler. Son bölümde haftanın değerlendirmesini yapalım Fırat Hocam. Şimdi sayılar geliyor. İlginç sayılar bu hafta sonundaki maçlardan yansıyanlar. Her, her yerde ekran var. Ekran Nereye arıyoruz ya? evet. Abi, <laughs> gösterdi. Nereye geliyor? Peki geldim evet. Topu vermediği halde fark yiyen takımlar bu hafta Trabzonspor %68 topa sahipti 5-0 yenildi. Sezon başından beri söylüyorum artık topa sahip olmak değil topa sahip olduğunda en etkili kullanabilme. Evet. Bugüne kadar baktığımızda topa mesela geçen 38'e 62 mi? 35? Fenerbahçe 33, öyle %60'a 37. 67. Öbür arkadaşlar. taraf yani diğer maçlarda da böyle. Yalnız bu maça özel konuşmuyoruz. Artık taktik, taktik bu. bu. Topu veriyorsun, kaptığında iki pas, üç pasla tak araya atılan uzun toplar hele defansif kurgulara göre düşünülmüş taktikler itibariyle bu oldu artık. Evet. Bu... Veya çok özür dilerim. Veya geriden oyun kurma olayları işte özellikle Başakşehir, Barcelona ile başlayan Başakşehir, Karagümrük ve diğer takımlar öbürküler üçüncü bölgede pres yapıp kapıp atıyor. En çok kim oynamış? o geriden pas yapanlar. Galip kim? Kapı atanlar. Evet, evet kapı atanlar. Bombardımandan sağ çıkan takım Ümraniye Spor. Giresun Spor'un 25 şutu var. 6'sı kaleyi bulmuş. 1.49'luk gol beklentisi oluşturmuş. Buna rağmen Giresun gol atamadan maçı tamamladı ve kaybetti Ümraniye'ye 1-0. İstanbul Gaziantep maçı tam Premier Lig seviyesinde faul sayısı, kart sayıları 14 faul, 2 sarıyla bitti ki son saniyede Burak Şeker'in güzel penaltısı var. Onu da hatırlatacağız ya, yine sonunda. Ya bir şey söyleyeceğim. O penaltıyı şimdi söyleyeyim. Söyle tabii. Ya yani Burak Şeker mesela tamam çok güzel de bir gün var ya bak önce senin Hüseyin Göçek sonra Ümit Öztürk biriniz direkten dönen topu tamamlayacaksınız. Gol olacak Ya sonra. o kadar girilmez. Ya Ahmet Akçay Şöyle bile, verdi değil mi? Ya 46. Ahmet Akçay bile çarptığı zaman top kendisini Ankara Gücü Beşiktaş maçında çarptığında Burak'ın penaltı verdiği yer kadar yakın değildi yani. Evet. Ya girmeyin o kadar ya. Ya girmeyin ya. Ya ama şimdi çocuk maç yönetmiyor nerede duracağını unuttu. Ne yapsın? Ya başlarına bir şey gelecek. O direkten dönüyor. Bir çarpsa, bir gitse Ayıkta erici yani taşınır. Ya bir şey söyleyeceğim. İlla bir şey olacak. Kafayı duvara öyle vuracaklar yani. Evet. Usta avcılar Alanya Spor haftanın ilginç istatistiklerinden birisi de 6 isabetli şutu vardı. 5'i gol oldu. Karagümrün 5 isabetli şutu vardı. 3'ü gol oldu sevgili izleyiciler. Şimdi de medyadan yansıyanlar var. 5-6 tane yazar abimiz, arkadaşımız. bayağı sana abi hızlı geç. Tabii tabii. Ya ben döndüm sen aldı. Yok, yok. Hayır. sen, sen bana döndüğünde ben dönerim. <laughs> <laughs> Fenerbahçe'nin taş gibi ağır üçlü stoperle oynadığını artık Sağır Sultan bilebiliyor. Okan Hoca, Barış Alper, Kerem ve arkalarında Mertens gibi üç uçurtmayı Fenerbahçe'nin ağır adamların üstüne saldı. Şansal abinin milletteki yazısından. Mükemmel. Yani bu, bu görüş tam yerinde oturmuş. Unutun um, umulmadık puan kayıplarıyla bir tür baş altı takımına dönüşen Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde motivasyonunu, isteğini ve hedeflerini güncellemeye başladı. Netamini rakip Kasımpaşa'yı zorlanarak da olsa alt etmeye başardılar. Atilla abi'nin yine milletteki yazısı. Sen de galiba duayenlerin yazılarını koymuşsun. Ne diyebiliriz şimdi yani? Evet ama güzel notlar. Diğerlerinde bazılarında yani, çok şeyler ya, var. Teşhisleri var evet, teşhisler. yani çok güzel. 2013'te Heinkes yönetimindeki Bayern'de Robben Ribery Barcelona karşısında ne yaptıysa Barış Kerem Raşisya onu yaptı. Okan Buruk'un mat ettiği Jesus ise sanki gömleğin içinde Vitor Pereira'yı saklıyor gibiydi. Ya yani şu Uğur Melike'nin metaforlarına bitiyorum ya. Evet. Devam ediyoruz hızlıca. Icardi büyük adam, büyük yıldız, gezdi, yedi, içti, ülkesine gitti, döndü, tedavisini gördü, oyuna girdi. Stadı yıldan geçerken uğradı. Uğradı Stadı'nın yanından geçerken. <laughs> uğradı. Bir gol, bir asist yaptı hem de koşmadan. Şapka çıkarmak lazım. Murat Özbos'tan Sabah Gazetesi. Engin Kali almazsa olmaz. Engini mi? almazsak olmaz. Olmaz zaten. Fortis, Fortis, Fortuna adiovat. <gülüyor> <gülüyor> Latince bir deyim. Şans cesurun yanındadır. Şenol Güneş doğru 11 ve keyif veren oyunu görebilmek için bir şeyler deniyor ama Beşiktaş'ın toparlanmaya ihtiyacı var diyor. Ee, biraz da konuşamadığımız Faik Çetiner fanatik Mert e, Hakan'ın durumu. Maçtan maçta sonradan oyuna giren İrfan Can kırmızı kart gördü anladık. Bu Mert Hakan'a ne oluyor? Kulübede kabadayısı gibi oynamadığı maçlarda bile neden kart görür? Ne, galiba 4 istedi kartın 3'ünü kulübede mi görmüş Mert? Evet. Hatta Cesusta. Yanlış mevkide oynatıyor. Yanlış mevkide oynatıyor. <laughs> yani demek ki kulübede <laughs> orada oynatmasın yani. Tehlikeli bölge kart görüyor. Hocam hızlıca haftanın enlerini vereceğiz. Ardından da e, sonuna doğru geliyoruz. E, Fırat Aydınus'la benim e, bu hafta dikkat çeken enlerimiz, başarılılar, başarısızlar. Neler bulduk bu hafta? <laughs> Haftanın enleri, en iyi oyuncu hocam senin diyor Buyur sen, ben dinleyelim. yok Evet. Yani Atay, e, şey Konya 3 gol attı. En iyi oyuncu Ben de e, Ahmet Hasan'ı seçtim Alanya Spor'dan. Neden? 2 e, golü var ve çok iyi oynadı gerçekten. Çok 90 dakika çok iyiydi. Ya ben namelerini soruyorsun da kendin niye açıklamıyorsun? Ha peki. <gülüyor> <gülüyor> hakem Halil Utmayer <laughs> demişsin. derbi derbil abonesi bir hakem olarak. Bir şey söyleyeyim. Bu hafta başarılı yönetimler vardı ama derbi yani öyle bir duruma getirdi ki işte açıklamalarla bunu defalarca söyledim. Ortamıyla bak Derbi üç kere el değiştirdi. İster inen ister inen ama işte Atilla Karaman, Itigen'in e, ortam konjüktür, Ali Umut Meler'e yapay zeka, evet. bir de saf dışı ilk defa yapay zekayı saf dışı bırakan bir hakim olarak onu da tebrik ediyorum. Evet, kesinlikle. Arada. <laughs> e, bu kadar gergin, ile ikinci maç öncesi atmosferiyle Başarılı yönetti. Kesinlikle. Söylediğimi tekrar söylüyorum. Merkez Erkeği'nin kurulu ve fedası bir oh çektirdi. Halil Umutmeler'in yanaklarından öpsünler. Ben de Halil Umutmeler'i kutluyorum. Avrupa'da inşallah güzel maçlar diliyorum. Hocam en iyileri paylaştık. Şimdi program sonuna geldik. En Sana iyi, bir sürprizim iyi, var. Bir dakika, en iyi takımı paylaşmadık ya. ya. Paylaştık en iyi takımı da. Çok az zamanımız kaldı. O yüzden başarısızları da böyle e, ekrana verelim. Tabii tamam, görelim en iyi takımı. En iyi takımı görelim evet. peki. Tekrar geri alalım sevgili yönetmenim. Bu rest değil en iyi takım dedin ama onlar sonra getirdiler hemen. Aa, de. değil, geç geç bunları. Daha, geç, oraya geçelim. Geç geç, peki. geç direkt tamam hadi geç geç. Şimdi aslında güzel sürpriz yapacaktım. 33 derbin var toplamda 52 tane 4 büyük arasında maçın var ama 33 3 büyük maçın var. Evet. Ama ilk derbini benle çıktın onu hatırlatmak için sana sürpriz yapayım değil, istedim. Yıla yıl 2001 mi? 31 Mart 2001. Saat 13.30 Florya Metin Oktay tesisleri ilk derbin senin. Hakem olarak ilk derbin yardımcı da benim. Paf ya bu söyleyelim. Tabii paf, paf maçı. Yani bir şey sen, <laughs> ya bu ara 2000 hani 2004'te yönetmişti. 2001'de ben paf maçı yönetiyorum. Derbi 2004'te de A takım maçı Fenerbahçe Beşiktaş falan Fener yönetiyorum. Evet. Şunu tabii unutmuşum. Özer Bektaş Murat Fevzi Tanırlı. Sana rağmen iyi yönetmişimdir bu maçı. Bence de evet. 1-1 bir bir bitmiş. İyi yönetmişsin bana rağmen. Sana rağmen iyi yönetmişimdir bu maçı yani. Ama güzel. Ben Böyle bir sürpriz yapayım dedim çok kapanışta sana. Ederim. Gerçekten. Vallahi öyle... çok çok güzel ya. Çok teşekkür ederim. 13.30'da da maç yönetmişiz bu arada. Evet. Saat 13.30. 13.30. <laughs> <laughs> Az da sağlık. Ben teşekkür Süremizi ederim. Süremizi doldurduk. Güzel, keyifli geçti. Çok, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ee, sen... Kapanış yapabilirsin diyorsun. Kapanış yapamaktan ziyade e, konuları içerik itibariyle çok zevk aldım. Bu senin sayende oldu. Ben teşekkür ederim. E, Sağ olasın. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma iyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Penaltı noktasında haftaya tekrar görüşmek dileğiyle artık sizleri de sosyal medyadan sorularla da dahil edeceğiz programımıza. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.